Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Ey İsrail'in evlatları, hatırlayın ve düşünün size ihsan ettiğim nimetimi. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size karşı ahdimi yerine getireyim ve yalnız benden korkun ey İsrail'in evlatları size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizin atalarınızı diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın hani siz bir adam öldürmüştünüz de peşinden katilin kim olduğu hakkında birbirinizle atışmış suçu üzerinizden atmıştınız halbuki Allah sizin gizlediğinizi meydana çıkaracaktı. Anneler çocuklarını iki tam yıl emzirsinler. Bu, emzirmeyi mükemmel şekilde uygulamak isteyenler içindir. Annelerin münasip şekilde yiyeceğini, giyeceğini sağlamak, babanın görevidir. Hiçbir kimse, takatinin dışında bir görevle yükümlü tutulmaz. Çocuk yüzünden ne annesi ne de babası zarar görmemelidir. Babanın varisine de aynı vazife yaptırılır. Fakat anne baba aralarında görüşüp anlaşmaya vararak iki yıldan önce çocuklarını sütten kesmek isterlerse kendilerine bir vebal yoktur. Şayet çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz kendilerine vereceğiniz ücreti münasip tarzda ödemek şartı ile bunda da size vebal yoktur Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah yaptığınız her şeyi görmektedir Allah'ın kendilerine lütfu ile bol bol verdiği nimetlerde cimrilik edip harcamayanlar sakın bu hali kendileri için hayırlı sanmasınlar hayır bu onların hakkında şerdir. Cimrilik edip vermedikleri malları kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Kaldı ki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah ne yaparsanız hepsinden haberdardır. Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki: Onlar hakkındaki hükmü Allah size açıklıyor haklarını vermeyerek nikahlamak istediğiniz yetim kadınlarla, küçük, zayıf yetim çocukların haklarına dair hükümler, size bu kitapta okunup duruyor. Yetimlerin haklarını vermekte, tam adaleti gözetin. Yaptığınız her iyiliği, Allah mutlaka bilir. Allah, İsrail oğullarından kesin söz aldı. Biz onlardan on iki boydan her birinden bir kefil olmak üzere, on iki de kefil tayin etmiştik. Allah buyurdu ki, İyi bilin ki, ben sizinle beraberim. Eğer siz namazı dikkatli bir şekilde tam tamına eda eder, zekatı verir, resullerime iman eder, onlara sahip çıkar, Allah rızası için gerekli yerlere harcayarak, Allah'a güzel bir tarzda ödünç verirseniz, ben elbette sizin kusurlarınızı örter ve elbette sizi içinden ırmaklar akan cennete yerleştiririm. Ama kim bundan sonra nankörlük edip küfre saparsa, doğru yoldan sapmış, kendini zayi etmiş olur. İşte bundan dolayı İsrail oğullarına kitapta şunu bildirdik. Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur. Resullerimiz onlara açık ayetler ve deliller getirmişlerdi. Ne var ki onların çoğu, bütün bunlardan sonra, Hala yeryüzünde fesat ve cinayette aşırı gitmektedirler. Biz İsrail oğullarından bu iman esası üzere kesin sözlerini almış ve onlara resuller göndermiştik. Ne zaman bir elçi kendilerine canlarının istemediği bir şey getirdiyse onlar bazı resullere yalancı diyor, bazılarını ise öldürüyorlardı. İsrail oğullarından küfre sapanlar hem Davud'un hem de Meryem oğlu İsa'nın lisanı ile lanetlendiler. Bunun sebebi onların isyan etmeleri ve taşkınlık edip haddi aşmalarıydı. Yine bunun gibi onların Allah'a ibadette ortak saydıkları putlarının hizmetçileri müşriklerden çoğuna Evlatlarını öldürmeyi iyi bir iş gösterdiler ki hem onları mahvesinler hem de dinlerini bozuk karıştırsınlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları uydurdukları yalanlarla baş başa bırak. Bilgisizlik ve düşüncesizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar elbette tam hüsrana uğradılar. Saptılar bunlar. Doğru yolu da bulamadılar. De ki: "Gelin Rabbinizin size nelere haram kıldığını ben okuyup açıklayayım. Ona hiçbir şeyi ortak yapmayın. Anneye, babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin." Çünkü sizin de onların da rızkını veren biziz. Kötülüklerin, fuhşiyatın açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın muhterem kıldığı cana haksız yere kıymayın. İşte aklınızı kullanırsınız diye Allah size bunları emrediyor. Başta gelen görevim Allah Teala hakkında gerçek dışı bir şey söylemememdir. Gerçekten size Rabbinizden çok açık bir belge getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle beraber gönder. Derken İsrail oğullarını denizden geçirdik. Fakat hemen Firavun askerleriyle beraber zulmederek ve saldırarak peşlerine düştü. Nihayet boğulmak üzereyken iman ettim. İsrail oğullarının inandığı ilah'tan başka tanrı yokmuş. Ben de Müslümanlardanım." dedi. Onlardan birine bir kızının dünyaya geldiği müjdelenince öfkesinden ve üzüntüsünden yüzü mosmor kesilir. Müjdelendiği bu kötü haberin etkisiyle utanıp eşinden, dostundan saklanmaya çalışır. Şimdi ne yapsın? Hor, hakir itilip kakılan bir bela olarak onu hayatta mı bıraksın yoksa toprağa mı gömsün ne yapsın diye kara kara düşünür dikkat ediniz ne fena hükümlerdi verdikleri bu hükümler Allah kendilerinizden insan kardeşlerinizden size eşler yarattı eşlerinizden size oğullar torunlar verdi ve sizleri hoş, güzel gıdalarla besledi. Böyleyken onlar batıla inanıyor da Allah'ın bunca nimetlerini inkar mı ediyorlar? Allah sizi analarınızın karınlarından öyle bir halde çıkardı ki hiçbir şey bilmiyordunuz. Öyleyken size kulaklar, gözler, kalpler verdi ki şükredesiniz. Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrail oğullarına benden başkasını Rab edinmeyin, benden başkasının himayesine girmeyin diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık. Biz İsrail oğullarına kitapta şu hükmü de bildirdik. Siz ülkede iki kere bozgunculuk yapacak ve açık zorbalıklar edeceksiniz. Kirliye düşme endişesiyle evlatlarınızı öldürmeyiniz. Onların da sizin de rızkınızı veren biziz. Şüphesiz ki onları öldürmek büyük bir suçtur. Allah sonra şöyle buyurdu. Onlardan gücünün yettiğini sesinle aldatıp kötülüklere kaydır. Süvari veya piyade olarak bütün kuvvetlerini toplayarak onların üzerine yürü mallarına ve evlatlarına ortak ol. Bol bol vaatlerde bulun onlara. Şeytan bu. Onları aldatmadan başka ne vaat eder ki? Musa'ya açık açık, dokuz mucize, açık belge verdik. İşte İsrail oğullarına sor. Musa kendilerine geldiğinde, Firavun ona, bana bak Musa, dedi. Ben senin büyülendiğini zannediyorum. Bu olaydan sonra İsrail oğullarına da dedik ki, Haydin, yerleşin size gösterilen yere. Ne zaman ki ahiret vadesi gelir, işte o vakit hepinizi bir araya toplar, hakkınızda gereken hükmü veririz. Mal, mülk, çoluk, çocuk, bütün bunlar dünya hayatının süsleridir. Ama baki kalacak yararlı işler ise, Rabbinin katında hem mükafat yönünden, hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. Baksana şu ayetlerimizi inkar edip, mutlaka malım mülküm de olacak, çoluk çocuğum da olacak, diyen adamın haline. Haydi varın da şöyle deyin ona. Rabbin tarafından gönderilen elçileriz biz sana. İsrail oğullarını bizimle gönder ve işkence etme onlara. Rabbinden bir belge ile geldik biz sana. Kurtuluş hastır bu doğru yolu tutanlara. Ey İsrail evlatları! Sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur'un sağ tarafında Musa ile konuşmayı size vaad ettik. Size çölde kudret helvasıyla bıldırcın lütfettik. Ey anamın oğlu dedi Harun, lütfen sakalımdan saçımdan beni çekiştirip durma. Ben senin İsrail oğullarının içine ayrılık soktun, sözümü dinlemedin demenden endişe ettim. Gidin o Firavun'a. Biz Rabbül Alemin tarafından sana gönderilen elçileriz. Ondan sana mesaj getirdik. İsrail oğullarını serbest bırakacaksın. Bizimle gelecekler deyin. O başıma kalktığın iyilik ise İsrail oğullarını köleleştirmenin bir sonucu değil miydi? Bu olay böylece tamamlandı. Bahsedilen bütün o nimetlere İsrail oğullarını mirasçı yaptık. Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden, gerçekten endişe ediyorum. İsrail oğullarından, bilginlerin onu bilmeleri, onlar için bir delil değil midir? Bilesiniz ki bu Kur'an, Süleyman'ın bu kıssası gibi, hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin pek çoğunu İsrail oğullarını anlatmaktadır. Kıyamet saatinin ne zaman geleceğini yalnız Allah bilir. Yağmuru da O indirir. Rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez.'' Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Her şeyi mükemmel tarzda bilen ve her şeyden haberdar olan Allah'tır. Şu bir gerçektir ki sana verdiğimiz gibi Musa'ya da kitap vermiş, sana vahyettiğimiz gibi ona da vahyetmiştik. Dolayısıyla onun da böyle bir vahiy aldığından hiç tereddüdün olmasın biz ona verdiğimiz kitabı İsrail oğullarına rehber kıldık öyleyse evlatlara babalarını esas alarak isim verin böyle yapmak Allah nezdinde daha doğrudur eğer babalarını bilmiyorsanız bu takdirde onları kardeş veya mevla olarak kabul edin yanılarak isimlerde yaptığınız hatalardan ötürü size vebal yoktur. Ama kalplerinizin kasten yaptıklarında vebal vardır. Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Ve ilave ettiler. Bizim malımız da, evladımız da, sizinkinden daha fazla, sizden daha güçlüyüz. Biz öyle, iddia ettiğiniz gibi, azaba falan da uğrayacak değiliz. Bizim nezdimizde size değer kazandıran şey, mallarınızın veya evlatlarınızın çokluğu değildir. Şu var ki, iman edip, güzel ve makbul işler yapanlara, bu gayretlerinden ötürü kat kat mükafat verilecek ve onlar, cennetin yüksek köşklerinde güven ve huzur içinde olacaklardır. Ey Adem'in evlatları! Size emretmemiş miydim? Şeytana tapmayın sakın. Çünkü o size aşikar düşman. Ey bizim ulu Rabbimiz! Sen onları ve onlarla birlikte babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi kimseleri kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine yerleştir. Muhakkak ki sen aziz ve hakimsin. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin. Biz gerçekten Musa'ya doğru yolu gösteren rehberi verdik ve İsrail evlatlarını kitaba varis yaptık. Odur ki sizi atanız Adem'i topraktan, sonra tek tek siz insanları da bir meniden, sonra rahim cidarına yapışan bir hücreden yarattı. Sonra sizi analarınızın karnından bebek olarak çıkarır. Derken sizi güçlü kuvvetli bir çağa eriştirir. Sonra ihtiyarlığa varacak kadar yaşatır. İçinizden kimi daha da önce öldürülür. Kiminizin ömrü bir vadiye kadar uzatılır. Olur ki aklınızı kullanıp bunları düşünürsünüz diye böyle yapar.'' Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Yahut kızlı oğlanlı olarak her iki cinsten karma yapar. Dilediğini de kısır bırakır. O her şeyi mükemmel bilir. Her şeye kadirdir. Onlar iddialarınca süs içinde yetişen ve tartışmada meramını kuvvetle anlatamayan kızları mı Allah'a isnat ediyorlar? Oysa insanın en değerli saydığı şeyi mabuduna vermesi gerekir. Hayır, o bir tanrı değil. Nimetimize mazhar ettiğimiz ve İsrail oğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdu. Şayet yapmak isteseydik, sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık. Ama bu, Allah'ın hikmetine aykırıdır. Böylece İsrail oğullarını gerçekten zelil eden, aşağılayan o işkenceden, Firavun'un işkencesinden kurtardık. Doğrusu bu adam, haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın tekiydi. Gerçekten biz, İsrail oğullarına, kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvet verdik. Onları helal ve has nimetlerle rızıklandırdık ve onları diğer insanlara üstün kıldık. De ki, söyleyin bakalım, eğer bu Kur'an Allah tarafından geldiği halde siz reddetmişseniz, İsrail oğullarından da bir şahit, benzerine şahitlik edip iman ettiği halde, siz büyüklük taslayarak iman etmezseniz, sizden daha şaşkın, daha zalim kimse olabilir mi? Allah, elbette böyle zalimleri hidayet edip, emellerine ulaştırmaz. Biz insana, anne ve babasına güzel muamele etmesini emrettik. Zira, annesi onu, nice zahmetlerle karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur. Çocuğun, anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet insan gücünü kuvvetini bulup daha sonra kırk yaşına girince Ya Rabbi der. Gerek bana gerek anneme babama lütfettiğin nimetlerine şükür yoluna beni sevk et. Senin razı olacağın makbul ve güzel iş yapmaya beni yönelt ve bana salih, dine bağlı makbul nesil nasip eyle. Rabbim, senin kapına döndüm. Ben sana teslim olanlardanım. Etraflarında kendi hizmetlerine tahsis edilmiş, sedef içinde saklı inci gibi pırıl pırıl civanlar dolaşır. Erkek evlatlar size, kızlar ona olsun, öyle mi? O zaman bu insafsız bir taksim olmaz mı? Etraflarında cennet şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle ebediliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler. İyi bilin ki ahirete yer vermeyen dünya hayatı bir oyundur, bir oyalanmadır, bir süstür. Kendi aranızda karşılıklı övünme, mal ve nesli çoğaltma yarışıdır. Tıpkı o yağmura benzer ki bitirdiği ürün çiftçilerin hoşuna gider. Ama sonra kurur. Sen onu sapsarı kurumuş görürsün. Sonra da çerçöp haline gelir. İşte dünya hayatı da böyledir. Ahirette ise kafirler için şiddetli bir ceza, müminler içinse Rableri tarafından bir mağfiret ve rıza. Evet, dünya hayatı bir aldanma metaından başka bir şey değildir. Allah'ın cezalandırma iradesine karşı onların malları da evlatları da asla fayda veremez. Onlar cehennemliktirler. Hem de orada devamlı kalacaklardır. Vakti geldi Meryem'in oğlu İsa da "Ey İsrail oğulları" dedi. "Ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek benden sonra gelip, ismi Ahmet olacak bir Resûlü müjdelemek üzere gönderildim. Ne zaman ki, o peygamber, açık açık delillerle kendilerine geldi, bu kesin bir büyüden ibarettir dediler. Ey iman edenler! Siz Allah'ın tarafında olunuz. Onun dinine yardım ediniz. Nasıl ki, Meryem'in oğlu İsa, vaktiyle havarilere, Allah'ın yolunda giderken, kim bana yardımcı olmak ister diye sorunca, havariler, biz Allah'ın tarafında oluruz, diye cevap vermişlerdi. Neticede, İsrail oğullarından bir kısmı, İsa'nın peygamberliğine iman etti, bir kısmı da inkar etti. Biz de iman edenleri, düşmanlarına karşı destekledik de, onlar ötekilere üstün geldiler ey iman edenler gerek mallarınız gerek evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın bilin ki böyle yapanlar en büyük kayba uğrarlar ya eyühellezine amenu in min azvacikum ve auladikum aduwwun lekum Ey iman edenler! Eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar da çıkabilir. Böyle olanlara karşı dikkatli olun. Bununla beraber müsamaha eder, kusurlarına bakmaz, onları affederseniz bu da sizin için bir fazilettir. Çünkü Allah da gafurdur, rahimdir. Affı ve ihsanı boldur. Siz kusurları bağışlarsanız, o da size öyle muamele eder. İnnemâ emvâlukum ve fitneh. indahû azîm. Mallarınız, evlatlarınız sizin için sadece bir imtihandır asıl büyük mükafat ve mutluluk ise Allah nezdindedir. İmkanı geniş olan imkanına göre nafakayı bol versin. Nasibi sınırlı olan ise Allah'ın kendisine verdiği imkan ölçüsünde nafaka versin. Allah herkesi sadece ona verdiği imkan nispetinde yükümlü tutar. Allah sıkıntının ardından kolaylık ihsan eder. Kın uyma! servet ve hanedan sahibi diye, o bol bol yemin eden değersiz adama, o gammaz, söz gezdiren, hayrın önünü kesene, o saldırgana, günaha dadanmışa, şerefsiz, kaba, hem de soysuz olana. Kendisine ayetlerimiz okunduğunda, bu eski insanların masalları diyene, yakında onun burnunu dağlayıp damga basarız size mal ve evlat ihsan buyursun. Size bahçeler, ırmaklar, su kanalları nasip etsin. Büyük hile ve tuzaklar kurdular. Mal ve ailesiz tek olarak yarattığım, sonra çok çok mal, servet ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim, her türlü imkanı önüne serdiğim, o adamın hakkından gelmeyi sen bana bırak. İşte o gün kişi, kardeşinden, annesinden ve babasından, eşinden ve evlatlarından bile kaçar. Hangi suçtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman...